Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Güneş sistemimizdeki gezintimize devam ediyoruz. Birinci bölümde Güneş, Dünya, Ay, Venüs, Merkür, Ceres ve Mars gibi gök cisimlerinden bahsettim. Bu bölümde Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton, Makemake ve Eris gibi gök cisimlerini inceleyeceğiz. İyi seyirler. Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Güneş'ten uzaklık olarak 5. sırada yer alır. Jüpiter'in 79 tane uydusu vardır. Bu uydulardan en büyüğü Ganimet'tir ve Merkür'den daha büyüktür. Jüpiter adını Roma mitolojisindeki tanrıların en büyüğü olan Jüpiter'den alır. Güneş ile arasındaki mesafe ortalama olarak 778 milyon kilometredir. Dünyamız ile arasındaki mesafe ise 620 milyon kilometredir. Jüpiter'in Güneş etrafındaki bir turu 12 dünya yılında tamamlanır. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına girmektedir. Jüpiter'in içerisine tam olarak 1320 tane dünya sığdırılabilir. Jüpiter'deki bu büyük kırmızı leke, Güneş sistemindeki en büyük fırtınadır. Lekenin boyutu 4 dünya büyüklüğündedir. Bu fırtına ortalama 300 senedir devam etmektedir. Jüpiter'in içerisinde çakan şimşekler, dünyamızdaki şimşeklerden 10.000 kat daha kuvvetlidir. Jüpiter'in merkezinde dünya kütlesinin 10 katı büyüklüğünde sert bir yüzey vardır. Jüpiter bulutları saatte 480 km hıza ulaşır. Jüpiter'deki bir gün, dünyadaki 9,5 saate eşittir. Jüpiter, devasa kütlesinin oluşturduğu manyetik alan sayesinde Güneş sistemine giren meteor ve kuyruklu yıldızların yörüngesini saptırarak dünyaya yönelmelerini engeller. Böylece dünyaya dev bir kalkan görevi görür. Jüpiter'i ihtişamıyla yalnız bırakalım. Sıradaki durağımız Satürn. Satürn, Güneş sisteminin Güneş'e yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra 2. sırada gelir. Adını Yunan mitolojisindeki Kronos'tan alır. Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biri olarak eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına girmektedir. Satürn ile Güneş arasındaki ortalama mesafe 1 milyar 426 milyon kilometredir. Dünya ile arasındaki mesafe ise 1 milyar 195 milyon kilometredir. Satürn'ün Güneş etrafında dönmesi 29,4 dünya yılı sürer. Satürn, Güneş sisteminde yoğunluğu en düşük olan gezegendir. Dünyadaki okyanusların üzerinde yüzebilecek kadar hafiftir. Güneş'in içerisine 1600 tane Satürn sığdırılabilir. Satürn, kalın ve karmaşık bir atmosfer tabakası ile çevrilidir. Satürn atmosferi %94 hidrojen ve %6 helyumdan oluşmaktadır. Bunları 0,2 oranla metan, 0,1 oranla su buharı ve 0,01 oranla amonyak izler. Azot, karbon, oksijen, kükürt, fosfor ve diğer elementleri içeren çeşitli bileşiklere milyonda bir düzeyine geçmeyen oranlarda rastlanır. Atmosferin çeşitli yükseltilerinde görülen değişik bileşiklerin yoğunlaşmasından oluşmuş bulutlar Jüpiter'e oranla birbirinden daha aralıklı yer alırlar. Bu gezegende hızı saatte 1800 km'ye ulaşan rüzgarlar vardır. En yüksek bulutlar tropopoz düzeyinin yaklaşık 100 km altında amonyak, 200 km altında amonyum hidrosülfit ve 300 km altında su buzundan oluşmuş bulutlar vardır. Satürn'ün ilk bakışta dikkati çeken belirleyici özelliği halka sistemidir. Halkaların isimleri A, B, C, D, E, F, G'dir. Bu halka sistemini ilk defa Galileo 1610'da keşfetmiştir. Halkalar ekvator düzleminde gezegenin merkezinden 67 bin kilometre ile 480 bin kilometre arasında kalan alanı kaplamaktadır. Halkaların kalınlığı ise sadece 100 metre kadardır. Satürn halkaları çoğunluğunun çapı 1 santim ile 10 metre arasında değiştiği düşünülen büyük sayıda buz parçacıklarından oluşmuştur. Satürn güçlü bir manyetik alana sahiptir. Manyetik alan Satürn'ün güneşe dönük yüzünde saniyede 1000 kilometre hızındaki güneş rüzgarı tarafından gezegene doğru itilen, karanlık yüzünde ise yüzlerce milyon kilometre uzunluğunda bir manyetik kuyruk şeklinde devam eden, damla biçiminde bir hacmi kapsar. Satürn'ün 82 tane uydusu vardır. En bilinen uydusu Titan'dır. Yoğun bir atmosferi olduğu bilinen tek uydudur. Dünya dışında yüzeyinde kararlı sıvı bulundurduğu kanıtlanan ikinci gök cismidir. Titan'daki büyük su kütleleri gibi görünen okyanusların metan gazının sıvı hali olduğu görülmüştür. Eşsiz güzellikteki bu gaz devinden ayrılma vaktimiz geldi. Sıradaki durağımız Uranüs. Uranüs, Güneş sisteminin Güneş'ten uzaklık sıralamasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra 3. kütle açısından bu iki gezegen ve Neptün'ün ardından 4. sırada gelir. Adını Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı Uranos'tan alır. 1781 yılında William Herschel tarafından bulunmuştur.
buz devleri sınıfına girmektedir. Uranüs, Güneş çevresinde bir devrini 84 yılda tamamlar. Hafifçe eliptik olan yörüngesi boyunca Güneş'e uzaklığı yaklaşık olarak 2 milyar 872 milyon 400 bin kilometredir. Dünya ile arasındaki mesafe ise 2 milyar 582 milyon kilometredir. Uranüs'ün kütlesi Dünya'nınkinin 15 katı, hacmi ise 63 katıdır. Uranüs'ün bilinen 27 uydusu vardır. Uranüs'ün çevresinde ince, keskin atlı ve koyu renkli 13 halkanın olduğu tespit edilmiştir. Halkaların tümü yaklaşık 1 metre çapında koyu renkli kaya benzeri parçalardan oluşmaktadır. Gezegenin dönme periyodu yaklaşık olarak 17,5 saattir. Uranüs'ün eriyik halde bulunan ağır bir çekirdeği vardır. Çekirdeğin çevresinde ise su, metan ve amonyaktan oluşan birkaç bin derece sıcaklığında ve binlerce kilometre kalınlığında bir manto yer alır. Bu aşırı sıcak mantonun üzerindeki atmosferin ağırlığından kaynaklanan devasa basıncın etkisiyle kaynayamadığı ve buranın elektriksel olarak iletken olduğu, gezegenin manyetik alanını sınırladığı düşünülmektedir. Kütlesi Dünya'nınkinin yaklaşık 14,5 katıdır. Bununla birlikte çapı, Neptün'ünkinden biraz daha büyüktür. Dünya'nın çapının yaklaşık 4 katıdır. Uranüs yapısının standart modeli 3 katmandan oluşmaktadır. Merkezdeki kayalık çekirdek, ortada donmuş bir manto ve bir dış hidrojen veya helyum gazı tabakası. Buz örtüsü, kelimenin tam anlamıyla geleneksel anlamda buz değil. Su, amonyak ve diğer uçucu maddelerden oluşan sıcak ve yoğun bir sıvıdır. Uranüs'te ortalama sıcaklık -200 santigrat dereceler civarındadır. Güneş sistemimizdeki son gezegen olan Neptün'e doğru ilerleyelim. Neptün, Güneş sisteminin 8. ve Güneş'e en uzak gezegenidir. Adını Roma deniz tanrısı Neptunus'tan alan gezegen, çapına göre en büyük 4., kütlesine göre ise en büyük 3. gezegendir. Dünyanın 17 katı kütlesiyle ikizi sayılabilecek Uranüs'ten çok az büyük ve daha yoğundur. Toplam 14 uydusu vardır. Güneş'e olan uzaklığı ortalama 4 milyar 503 milyon kilometre ve Dünya ile arasındaki mesafe 4 milyar 350 milyon kilometredir. 23 Eylül 1846'da keşfedilen Neptün, deneysel gözlemlerden önce matematiksel tahminlerle bulunan ilk ve tek gezegendir. Galileo'nun çizimlerine göre o, Neptün'ü 28 Aralık 1612 ve 27 Ocak 1613'te gözlemlemiş. Ama Galileo iki seferde de Neptün'ü hareketsiz görüntüsünden dolayı bir yıldız olarak değerlendirmiştir. Bu sebeple bu gözlemler Neptün'ün keşfi olarak sayılmamaktadır. Alexis Bouvard, Uranüs'ün yörüngesindeki beklenmeyen değişikliklere, bilinmeyen bir gezegenin kütle çekimsel etkisinin sebep olduğunu öngördü. Kısa bir süre sonra da en büyük uydusu Triton keşfedildi. Kalan 13 uydusu ise ancak 20. yüzyılda keşfedilebildi. Neptün şimdiye kadar sadece Voyager 2 tarafından ziyaret edildi. Neptün'ün yapısı Uranüs'e çok benzemektedir. Bununla beraber bu ikisi daha büyük gaz devleri olan Jüpiter ve Satürn'ün yapısından biraz farklıdırlar. Neptün'ün atmosferi Jüpiter ve Satürn'ün atmosferi gibi ağırlıklı olarak hidrojen ve helyum ve az miktarlarda da hidrokarbonlar ve azottan oluşmakla beraber görece yüksek miktarlardaki su, amonyak ve metan buzları ile onlardan ayrılmaktadır. Gökbilimcilerin Uranüs ve Neptün'e bazen buz devleri demesinin nedeni de işte bu farklılığı vurgulamaktır. Neptün'ün iç katmanları Uranüs'e benzer şekilde ağırlıklı olarak buz ve kayaç malzemelerden oluşmaktadır. Atmosferinin üst katmanlarında bulunan metan gezegene mavi görüntüsü vermektedir. Uranüs'ün durağan atmosferinin aksine Neptün'ün atmosferi hareketli ve göze çarpan hava olayları ile dikkat çekmektedir. Örneğin 1989'daki Voyager 2 yakın geçişi sırasında gezegenin güney yarım küresinde Jüpiter'deki büyük kırmızı lekeye benzer bir büyük koyu leke vardı. Bu atmosfer olayları saatte 2100 kilometreye varan hızlara sahip Güneş sistemindeki en güçlü rüzgarlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Güneş'e olan uzaklığı nedeniyle Neptün'ün üst atmosfer katmanları -218 dereceye kadar düşen sıcaklığıyla Güneş sistemindeki en soğuk yerlerdendir. Bununla birlikte gezegenin merkezi yaklaşık 5000 derece kadar sıcaktır. Neptün 1960'larda fark edilen ve 1989'da Voyager 2 tarafından kesin olarak onaylanan çok ince ve parçalı bir halka sistemine sahiptir. Güneş çevresinde bir turunu 164.79 yılda tamamlamaktadır. 12 Temmuz 2011 tarihinde Neptün 1846'daki keşfinden sonra henüz ilk turunu tamamladı. Bir mevsimi 40 dünya senesi sürer. Kendi ekseni etrafında bir turu ise kabaca 16.11 saat sürer. Neptün katı bir yapıya sahip olmadığı için atmosferi enleme göre farklı hızlarda döner. Ekvatoral bölgenin bir tam tur dönüşü 18 saate kadar çıkmaktadır. Kutup bölgelerinde ise bu süre 12 saate kadar düşmektedir. Bu soğuk ve ürkütücü yerden Plüton'a doğru gidelim.
Plüton, Kuiper kuşağında bulunan bir cüce gezegendir. Güneş sisteminde bilinen en büyük cüce gezegen ve Neptün ötesi cisim ve doğrudan Güneş etrafında dolanan en büyük 16. cisimdir. Güneş ile arasındaki mesafe ortalama 5 milyar kilometredir. Dünya ile arasındaki mesafe ise ortalama olarak 4,5 milyar kilometredir. Önceleri gezegen olarak sınıflandırılmıştır. Plüton, bünyesinde birçok cisim barındıran Kuiper kuşağının en belirgin üyelerinden biridir. Plüton, diğer Kuiper kuşağı üyelerine benzer biçimde taş ve buzdan oluşmaktadır. Plüton, 1930'da keşfedildiğinden 2006 yılına kadar Güneş sisteminin 9. gezegen olarak değerlendirilmiştir. 1970'li yıllardan sonra Güneş sisteminin dışında bir cüce gezegen olan 2060 Chiron saptanana kadar küçük bir gezegen olarak düşünülen Plüton'u gezegen olma statüsü tartışılmaya başlanmıştır. 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında Güneş sisteminin dışında Plüton'a benzeyen birçok cisim tespit edilip 2005'te buna o sırada Plüton'dan yaklaşık %27 daha büyük olarak tespit edilen Eris eklenmiştir. 24 Ağustos 2006'da Uluslararası Astronomi Birliği Güneş sisteminde bir gezegen olmanın koşullarını tanımlamıştır. Bu tanımlama sonrasında Plüton gezegenlikten çıkarılmış, Eris ve Sares ile birlikte yeni bir küme olan cüce gezegenler diğer bir adıyla Kuiper kuşağı sınıfına dahil edilmiştir. Plüton'un en büyük uydusu Charon, Plüton'un yarısı büyüklüğündedir ve bazı bilim insanlarınca ikili uzay sisteminde gösterilir. Çünkü yörüngesi başka bir ağırlık merkezinin içinde yer almaz. Uluslararası Astronomi Birliği tarafından Plüton cüce gezegen sınıfına alınana dek geçen sürede Charon Plüton'un uydusu olarak kabul edilmiştir. Plüton'un bilinen 4 küçük uydusu daha vardır. Ayrıca New Horizons uzay aracı Plüton'un dağlarının 3500 metre olduğunu bulmuştur. Plüton kendi eksen etrafında 6,39 dünya gününde döner. Gezegendeki bir yıl 248,3 dünya yılına eşittir. Yani Plüton'un Güneş'in etrafındaki dönüşü yaklaşık 248 dünya yılı sürer. Kendini gezegenler arasına aldıramayan Plüton'dan ayrılalım. Sıradaki durağımız bir diğer Kuiper kuşağı cismi olan Makemake cüce gezegeni. Makemake Güneş sistemindeki bilinen 4. büyük cüce gezegen ve klasik Kuiper kuşağı objeleri popülasyonundaki 2. büyük Kuiper kuşağı cismi. Çapı 1500 kilometredir. Güneş'e ortalama 45 astronomik birim uzaklıktadır. Makemake'nin çapı kabaca Plüton'un 4'te 3'ü kadardır. Keşif ekibi tarafından konulan MK2 adıyla bir uydusu vardır. Bu gezegenin ortalama sıcaklığı -245 derecedir. Tahminlere göre yüzeyi metan, etan ve olasılıkla nitrojen buzulları ile kaplıdır. Makemake adını Paskalya Adası'nın Polinezyalılarının insanlığın yaratıcı ve doğurganlık tanrısından almıştır. Sıradaki durağımız Eris cüce gezegeni. Eris, Plüton cüce gezegeninden çok az küçük olan Neptün ötesi cisimdir. Polomar Gözlem Evi merkezli keşif ekibi, NASA ve bazı basın organları tarafından Güneş sisteminin 10. gezegeni olarak tanımlanmaktaydı. Uluslararası Astronomi Birliği Ağustos 2006'da Eris'in de durumunu netleştirecek olan gezegen teriminin tanımını yayınladıktan sonra gezegen olmadığına karar verildi. Onun yerine Plüton, Haumea, Makemake ve Sares ile birlikte cüce gezegen sıfatını aldı. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Michael Brown'un başkanlığındaki ekip Hubble Uzay Teleskobu ile Temmuz 2005'te dünyadan 15 milyar kilometre ötede bir gezegen tespit ettiğini açıklamış ve gezegene gayri resmi olarak Zeyna adını vermişti. Teleskop Zeyna'nın çapının 2389 kilometre olarak ölçmüştür. Daha sonra 2015 yılında Plüton'a ulaşan New Horizons uzay sondasının yaptığı gözlemler sonucu Zeyna'nın çapının 2326 kilometre olduğu ve Plüton'dan büyük değil ondan çok az küçük olduğu anlaşılmıştır. 2005 yılında yapılan gözlemlerde Eris'in bir uydusu bulunduğu keşfedilmiştir. Eris, Güneş'in çevresindeki turunu 560 yılda tamamlıyor. Eris'in ortalama yüzey sıcaklığı -217 ile -248 derece arasında değişir. Şimdi yuvaya dönüş vakti geldi. Işık hızı motorlarımızı çalıştıralım ve dünyamıza gidelim. Arkadaşlar, bu iki bölümlük videoda sistemimizdeki Güneş, gezegenler ve cüce gezegenlerden bahsettim. Umarım sizlere faydalı olacak bilgiler sunmuşumdur. Bana destek olmak için kanalıma abone olup beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.